Merhaba Av TV seyircileri. Bu akşam Buca Avcılık ve Dağcılık Spor Kulübü'nde, spor kulübünün böyle güzel bir mekanında avcıların sorunları ve çözüm önerileri başlığı altında bir program yapmayı planladık. Bugün gerçekten güzel bir katılım var. Önce herkese hoş geldiniz diyoruz. Geldikleri için de teşekkür ederiz. Herkesin ayağına sağlık. Çünkü maalesef camiamızda her zaman konuşuyoruz ama çözüm önerileri aşamasında biraz sıkıntılıyız. Dileklerimizi yeterli kadar ilgili makamlara iletmekte sıkıntılarımız var. Ama maalesef kahvede oturduğumuz zaman her şeyi mükemmel konuşuyoruz. Bu konuşmaları konuşalım yine ama bunu bir matbu haline getirip bakanlığa götürelim. Bakanlıkta da ilgili makamlar bizim şikayetlerimizi, önerilerimizi okurlar. Sonra da gerekli çalışmalar kendi aralarında yaparlar. Ve bu da mükemmel olarak geriye dönüşümü olan bir şey. Ben öncelikle dernek başkanımız Sayın Hasan Gani'ye söz vermek istiyorum. Buyurun Hasan Bey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Av TV ailesine bize bu ilgiyi alakayı derneğimize gelip avcıların sorunlarına katkıda bulundukları için Av TV yöneticilerine dernek ve yönetim kurulunda ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz yaklaşık bir buçuk ay evvel avcıların sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili derneğimizi ziyarete gelen İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ derneğimizi ziyaretlerine geldiklerinde buradaki arkadaşların ortak sorunlarıydı zaten bu. Dile getirildi. Kendisini de konuyla yakından zaten gösterdi bununla ilgileneceğini. Eksik olmasın bizi Ankara'ya davet ettiler. Milli Parklar Daire Başkanları, Genel Müdürleri randevuları aldılar. Biz bunu yazılı bir madde haline getirdik. Bir buçuk ay evvel Ankara'ya ziyaret ettik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü de ziyaret ettik. Bir çözüm öneri dosya halinde, maddeler halinde 31 madde zannediyorum hazırladık. Sağ olsun Süleyman hocamız da yardımcı oldu. Aradan bir 15-20 gün sonra bizi tekrar Ankara'ya davet ettiler. Gelin görüşelim diye eksik olmasınlar. Hayrettin Yıldırım Bey, Milli Parklar Genel Müdür Yardımcımız. Onun öncülüğünde bizi toplantıya davet ettiler. Ve toplantıya da iştirak ettik. Biz de yakından avcıların sorunlarıyla yakından ilgilendiler. Eksik olmasınlar. Ve bu avcıların sıkıntıları, şikayetleriyle ilgili elinden gelecek bazıları makta olmak şartıyla bazıları hemen çözüm bypass yapabilecekleri maddeleri hep beraber yaklaşık bir buçuk saat veya iki saatlik bir toplantı düzenlendi. Bunları dile getirdik. İlgilendiler. Biz bundan bir buçuk ay önce Hasan Başkanım'ın da söylediği gibi burada bir toplantı yaptık. Yine o zaman aşağı yukarı yani simalardan da tespit ettiğime göre bir kısmı var. Yeni gelen arkadaşlar da var içimizde. O dönemde aynı konu başlığı altında işte bakanlığa ve ilgili müdürlüklere götürülmek üzere bir sorular şeyi yaptık. Bu soruların biraz fazla olmuş. 31 tane soru çıkmış. Demek ki en az 60-70 hatta 100'e varan böyle sorunlar var. Ama genel anlamda toplanmış. Bu işin de o dönemde yine Buca Avcılık Dağcılık Spor Kulübü üyelerinin önerileriyle 3 kişinin Ankara'ya gitmesi uygun görüldü. Hasan Başkanım ve Süleyman Özduran hocamız. Emeklerinize sağlık hocam. Çok sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben daha önce yapmış olduğumuz çalışma hakkında hem buradaki hazurundaki arkadaşlarımızı bilgilendirmiş olayım. Hem de kıymetli Av TV izleyicisi olan vatandaşlarımıza ve değerli avcılarımıza kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Dernek başkanımızın da ifade ettiği gibi avcıların sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit etmek için daha önce bir çalışma yaptık. Çalışma grubumuz bu bütün belirlediği sorunları
ve çözüm önerilerini 31 maddeye dönüştürdü. Bir rapor haline getirdik bunu. Dernek başkanımızın resmi yazısıyla bağlı olduğumuz federasyon genel başkanımız Ekrem Bey, yine dernek başkanımız Hasan Gani ve bendeniz birlikte Ankara'ya temsilci olarak gittik. Ankara'ya gidiş sebebimiz baştan tabii çıkış noktamız şu. Bizler de bu memleketin kısmi bazı sorunlarını yaşayan spor camiasıyız. Derneğimizin üyelerinin ve tüm Türkiye'deki avcıların sorunları var. Bu sorunlara el atılmazsa nasıl çözülebilir? Mümkün değil. Masa başından çözülür ama kısmi çözülür. Sonuç itibariyle biz yaptığımız çalışma bütün avcıların sorunları tamam bu kadar değil. Daha birçok sorunları da vardır. Biz bu çalışma grubu 31 maddeye indirdik bunu. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bizi izleyen seyircilerimiz de birazdan bunları okuduktan sonra biz diyecekler ki iyi de bu maddeyi unutmuşsunuz. Şöyle bir madde de olmalıydı diye. Doğrudur. Herkes derdi kendi yaşıyor. O biliyor çünkü. O yüzden masa başında değil de avcının bizzat kendisini dinleyerek veya aracı olanlara kulak vererek sorunlar çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunlar burada, biz Buca Avcılar ve Dağcılık Spor Kulübü olarak bir adım attık. Bir çalışma grubu oluşturduk. Karşıyaka, Bayraklı gibi civar İzmir'deki ağırlıklı olmak üzere, hatta telefonla diğer illerdeki, ilçelerdeki kulüp başkanlarıyla da görüşülerek bu karara varıldı. Öncelikle bu çalışmanın bir başlangıç olmasını diliyorum. En çok sıkıntı birinci maddemiz ABIS programının kullanımı sorunların başında yer alıyor. Hangi avcıya giderseniz gidin, yani veya şöyle oran diyeyim, hatta %80'i ABIS kaldırılmalı. Bu ABIS'te ne başımıza sıkıntı yarattı? İşte ben bilgisayar kullanmasını bilmiyorum. Hele baştan şey vardı ki, bir ben robot değilim diye bir ibare çıkıyordu. Şimdi o kaldırıldı. Yaptığımız görüşmeler sonucunda da. Yani girmek sıkıntılı. Şimdi şöyle düşünülüyor. Vatandaşın hepsi sanki bilgisayar operatörü. Herkes bilgisayar kullanıyor sanki. Herkesin evinde bilgisayar var. Herkes bilgisayarı çok iyi biliyormuş gibi. Bilgisayardan avcı girecek. Ondan sonra neyse, oradaki diğer o programın kullanımın, en ufak bilgisayar kullanımının bile kursu gerekirken bizim avcımız tek başına girecek, onu öğrenecek, kullanacak, kotasını alacak. Ondan sonra ava gidecek. Bu bir eziyet diyor. İnsanlar bu sefer uzak durmaya çalışıyorlar. Israrla ben ne olursa olsun ava gitmem lazım diyenler konusuna, komşusuna rica ediyor. Çevresinden aldırmaya çalışıyor. Kulübünden almaya çalışıyor. Bakanlığın bir tek sunduğu güzel bir uygulama var bir de. Verilen o dağıtılan kitapçıkların arkasında 0850'li zannedersem bir telefon numarası var. Oradan Orman Bakanlığı yetkilileri size, eğer siz bunları alamıyorsanız da yine yardımcı oluyorlar. Nerede, hangi avlakta av yapmak istiyorsanız kotanızı alıyorlar. Avada gidiyordunuz. Ancak abisin ilk defa tanıştığımız için ilkler yeniler zaten ürkütür. Bir de dediğim gibi bilgisayar kullanmasını bilmeyen, hatta okuma yazma sıkıntısı olan avcıların bile kırsalda olduğunu düşünürsek bunun nasıl bir sıkıntı olduğunu bizzat yaşayanlar bilir yine. Bizim için belki şehirde yaşayanlar veya bilgisayar bilenler için ne var bunda, gayet güzel, giriyorum alıyorum der. Ama bu bilgisayar kullanmasını bilmeyen bir vatandaşımız için ne kadar büyük sıkıntı olduğunu düşünürsek, onun da sıkıntısı bizim sıkıntımız düşüncesinden hareketle bunu da dile getirdik. Ve ben robot değilim, bildiğim kadarıyla kaldırılmış zaten. İkinci maddede de dedik ki banka işlemleri için dahi TC kimlik numarası ve şifre yeterliyken ABIS programında neden yeterli görülmüyor? Değil mi? Talebimiz, mobil uygulamada nasıl TC kimlik numarası ve belge numarası yeterli oluyorsa bilgisayarda da aynı şekilde giriş yapılabilmeli. Ben robot değilim uygulaması kaldırılmalıdır dedik. Bu madde demin dediğim gibi kaldırıldı.
3. Zaman zaman Avbis programının çalışmadığı durumlarda avcılar izin alamadığı için programın çalışmadığı zamanlarda serbestçe ava gidebilmeli dedik. Bakanlık yetkilileriyle de, genel müdürlüğümüzün yetkilileriyle de görüştüğümüzde. Burada şöyle bir şey tabii gördük. Yaşadığımız için daha önce de sıkıntı olmuştu. Ben şimdi ava gidemeyecek miyim? Bu benim hatam değil diye avcılar serzenişte bulunuyorlardı. Bakanlık yetkilileri de bu konuda kesinlikle bir hata olmayacağı konusunda, her şey olabilir, teknoloji bu, ama böyle bir teminat verdiler. Yani bunu düşünemiyorlar bile. Bir tek bu sene açılışta bakanlığın önünde hakikaten biz de gördük, orada çalışma yapılıyordu. Kablolar koparılmış, bir iki gün gecikme olmuştu. Ama avcılar da bir yıl boyunca bekliyorlar, av açılacak, ava gideceğim diye avbise girecekler. Bakıyorlar, giremiyorlar. Bir panik, bir telaş, bir sıkıntı yaşanmıştı. O sıkıntının da şükür öyle kötü bir sonuç doğurmadan çözüldüğünü gördük. Bundan böyle de inşallah yaşanmayacak dediler. Çünkü böyle bir şey yaşanırsa o zaman onların acil bir kriz gibi, nasıl diyeyim, o anda bir genel müdürlük, bakanlık bir karar verip mutlaka bir genelgeyle veya bir yazıyla duyuracaklardır. Ona göre hareket edilir. O konuda kesin bir şey çıkması mümkün değil dediler yani. Kota alım saati av günü başladığında bitiyor. Yani gece 12 dedi mi 00 bitiyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ava giden arkadaşların da en büyük sıkıntılarından bir tanesi de buydu yine. Bu madde. Avcı hava şartlarının değişmesi, arkadaşlarıyla planlama yapması gerekliliği gibi değişik durumlardan ötürü izin alma işleminin av gününün gün doğumu saatine kadar uzatılmasını talep ettik. Bu maddeye de bakanlık yetkililerinin sıcak baktığını, bunun onay verilse dahi, sıcak bakılsa dahi, bir de biliyorsunuz teknik elemanlarla görüşülmesi gerekiyor. Bilgisayar programcılarıyla görüşüp bunu sağlamak mümkün mü? Mümkün. Tamam, o zaman bundan böyle belli bir saat de olabilir dediler. Saat 05'e kadar olabilir gibi, böyle bir saat de belirlenebilir. Ama ben de her zaman söylediğim bir şey var. İyi bir bilgisayar programcısı aklınıza gelen, hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirebilir bilgisayarda. O sebeple nasıl başlama saatini, gün batımı saatini gösteriyorsa bizim cep telefonlarındaki programımız, Ava Avcı programı, aynı şekilde o saatlerde de giriş çıkışlarda olabilir. Bu da avcılarımızın talebiydi. Sıcak bakıldığını, düzeltilmesi için gereğinin yapılacağını ifade ettiler. Beşinci maddemizde de av sonrası geri bildirim isteniyor avcılardan. Şimdi geri bildirimde bulunmayan her avcı için avda limitleri doldurduğu varsayılarak belirlenen kotanın çabuk dolması sağlanıyor. O bölge kotasının, av kotasının dolma sağlanıyor ve o avlak ava kapatılıyor. Bu kadar kuş vurulmuş gibi. Şimdi geri bildirim avcının beyanı veya beyan vermemesine göre tespit edilmemeli dedik. Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle beraber bir avcının ortalama vurabileceği av sayısına göre belirlenmesi daha gerçekçi olur dedik. Bilgisayar kullanıcısı olan vatandaş sayısı ne kadar ki avcıların tümünü bilgisayar kullanıcısı olarak kabul edebiliyoruz. Bilgisayardan zaten avcı kota almada bile sıkıntı yaşıyor. Bir daha onun geri bildirimine girecek aynı yine bilgisayar kullanmasını bilmeyen kişi. Bu sıkıntı olduğu için girmiyor. Bir mecburiyet de olmadığından. Ama diyelim iki keklik. Ben keklik avına gittiysem, geri bildirimde de bulunmadıysam ben iki keklik vurmuş diye gözüküyorum. Bir dahaki avda gene öyle, hep iki iki. Halbuki bir de şöyle düşünülüyor. Her avcı vuruyor git. Yok yani öyle bir şey. Ben son 3 senede toplam, yanlış olmasın, en fazla 4 tane keklik vurmuşumdur 3 senede. Bir sene 2 tane, bir sene 1 tane, bir sene hiç yok. Yani her ava gidişimde 2 tane keklik, nerede öyle bolluk zaten? Bizde de nerede öyle vuruculuk zaten? O yüzden atıcılık var ama vuruculuk yok. Şimdi
Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmamak için. Biz sadece bir örnek olsun diye bu 5 maddeyi sıraladım. Böyle bizlerin dertlerini, sıkıntılarını ve çözüm önerilerini hazırladığımız raporumuz toplam 31 maddeden oluşuyor. Bununla ilgili ayrı bir program yapmak lazım. Sorunlar ve çözüm önerilerini geniş olarak bizlerin ilettiği neler olabilir? Daha bunlara eklemeler de yapılabilir. Onları da aldığımız, onları da ekleriz yine. Ama bizim verdiğimiz raporu başka bir programda konuşmakta fayda var. İşte Avuz TV seyircileri ve arkadaşlar, sizlerin de gördüğü gibi gayet muntazam hazırlanmış. Toplam 31 maddeden. Ama burada dikkat çeken çok önemli bir husus var. Bir dernek yönetimi ve üyeleriyle toplanıyor. Bir karar alıyor. İşte 3 kişilik bir komisyonun Ankara'ya gönderilmesi kararı. Ve Ankara'da ilgili bakanlıklar, bürokratlar ve bölüm müdürleri sizleri gayet can kulağıyla dinliyor. Değil mi Süleyman Hocam? Evet. Değil mi başkanım? Aynen. Yani burada her şeyi işte dediğim gibi kahvelerde konuşmaktansa bu yolu izlediğimiz zaman Ankara'daki o makamdaki insanlar bizler için var zaten. Ve bizler için orada olduklarını deklare etmişlerdir mutlaka. Evet. Bunun haricinde işte Süleyman Hocam 5 tane madde saydı. 5 maddenin neredeyse 5'inin de çözümünü hemen orada kararlaştırılmış. İşte çözüldüğüne dair de konuşmasını yaptı. Bu ne demek? Yani burada 1,5 aylık bir dönemde bu işler oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha da iyi olacak ama insanlar en ufak problemlerini, en ufak bir dertlerini dile getirirse mutlaka çözüm yoluna gidilecektir. Bunu zaten örnekleriyle gördük. Şimdi aramızda Karşıyaka Dernek Başkanımız var. Daha değişik önerilerinin olduğunu tahmin ediyorum. Kendisine söz veriyorum. İnşallah kendisi de bu işi gayet güzellikle dile getirecektir. Buyurun başkanım. Karşıyaka Avcılar Kulübü Başkanı İlhan Servil'ler ben. Herkese iyi günler diliyorum. Sayın Süleyman Hocama ve Başkan Hasan Bey'e böyle bir program düzenleyip böyle bir çalışma içerisine girdikleri için ben avcı olarak şahsen teşekkür ediyorum. Ayrıca Av TV'nin de bunları dile getirmemize önerk olduğu için çalışanlarına, yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi biz tartışıyoruz avcıların sorunları neler? Bence AVBİS zaten avcıların topyekun bir sorunu. AVBİS ne için çıkarıldı? AVBİS'in amacı ne? İşte avcılar gidip de sağa sola günlerce avlayıp torbalarla keklikleri doldurup evlerine getirmesinler diye koydukları kotalar, avlanma izinleri vesaire vesaire. Kimlere uygulanıyor? Biz etiketli avcılara uygulanıyor. Yani Türkiye'de 4 milyon avcı varsa kayıtlı olan 250 bin, bu kayıtlı olanların içinde de sadece pul alıp ava giden, o paraları verip böyle şeyleri takip eden 100 bin civarında bir avcı var. AVBİS de işte bu 100 bin avcıya yasaklar getiriyor. Bizlerin ayaklarına çelmeler takıyor. Tamam, yapabileceğimiz bir şey yok. Peki yabancı göç eden hayvanlara niye kota koyuyorsunuz? Ben 2000 dolar verip Bulgaristan'a ya da Romanya'ya gittiğimde kamyonlarca kaz vurabiliyorum. Nitekim arkadaşlarım gittiler ve vurdular. Oysa ben Türk avcısı, burada son anda ne olduğunu bilemiyorum ama zannedersem 2 tane Sakarca kazı vurabilirdik lütfen denk gelirse. Kaldı ki kaz göç yolunu değiştirdiği için artık bu civarlara da uğramıyor. Peki çulluğa niye 5 adet kota koyuyorsunuz? Onları biz senede ya bir hafta ya iki hafta görüyoruz, görmüyoruz. Sürekli avlaklarımızda olan hayvanlar değiller ki. Koymayın kota. Ben bu yaşta 100 tane lökeşe çulluk vuracak bir avcı değilim. Ve burada gördüğüm kadarıyla yaş ortalaması da pek öyle genç değiliz hepimiz. Yani bu avcılığa gönül verenler işte ben ayarında, benden 3-5 yaş daha küçük, benden 3-5 yaş daha büyük. Tamamen bir spor amacıyla gidiyoruz artık biz dağlara. İşte efor sarf edelim,
birazcık daha ayaklarımız tutsun, kollarımız tutsun. Bunu da abisle şunla bunla elimizden almaya kalkıyorsunuz. Tamam, kabul ettirdiniz. O zaman bize göre ayarlayın lütfen. Bu 100 bin avcı verdiği paranın karşılığını alabilsin. 4 bin kaçak avcıyı yakalayın. Onların avlanmasını engelleyin. Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yani memurları mı çoğaltırsınız? Evet, çoğaltın. Bunun için biz 100 bin kişi 200 bin lira veriyorduk arkadaşlar. Bir para veriyoruz. Ya bu paraları hiç olmazsa bizim için harcayın. Cebe atılmasın yani. Onun haricinde avlaklardaki kotalar nasıl belirlendi? Bence çok yanlış bir şekilde belirlendi. Bir ara Orman Milli Parkları'na toplantıya gittiğimizde hepimize birer tane anket formu verdiler. Dediler ki kulüp başkanları, siz avcı arkadaşları görevlendirin. 4 hektar alanda gezsinler. Ne kadar keklik olduğunu yazsınlar. Kardeşim bunlar fil mi? Ben nasıl göreceğim kekliği dağda? Fil olsalar görürdüm. Ha, 15 tane şu bölgede, 5 tane bu bölgede diyebilirdim. Biz bunları atmosfer kafadan yazdık, çizdik, gönderdik. Bunlar mı kota belirliyor? Birçok isteklerimiz var ama şimdi şu ortamda, yani memleketimizin böyle bir ortamında, şunları da isterik, bunları da isterik diye daha fazla uzatmayacağım. Lafı tekrar moderatöre geri veriyorum. Ben Bayraklı Şafak Avcılar Kulüp Başkanı Adil Gündoğan. Geçen yıl kulüp başkanı olarak başladım kulüpte. Aktif avcıyım. 5-6 yıldır İzmir'de birçok yerde av yaptım. Yani bizim ülkemiz, Türkiye şu an için avbiz sistemine hazır bir av camiası göremiyorum ben. Yok yani, kimse bu şartlarda av yapamaz. Zaten avlaklar tamamen bitik durumda. Son 2-3 haftadır geziyoruz. Hiçbir yerde av yok. Avlakların bitik olması ayrı bir dert. Avbis denen illetten çektiğimiz ayrı bir dert. Kota alamıyoruz. Kota alıyoruz, vuracak hayvan yok zaten. Artı ormanda biz envanter sayımlarını gösterdiler bize toplantıya gittiğimizde. Avcının üzerinden kazanılan çok büyük miktarda, büyük meblağlarda para kazanılıyor avcıdan. Avlanma vergisi, pul parası, o su bu su. Yani bu kadar gelir elde edilirken avcıdan, avcıya bu kadar sindirme, bu kadar baskı haksızlıktan başka hiçbir şey değil bence. Benim kulübümde bu sene 3 kişi avlanma belgesini dondurdu. Geçen yıl zaten bir 3-4 kişi dondurmuştu avlanma belgesini. Günden güne avcı sayısı artacağı yerde azalmaya gidiyor. Bu yaptırımlar sayesinde avcılık ülkede tamamen bitme noktasına gelme durumunda şu an. Bir de artı sosyal medyada avcıları karalama kampanyaları başladı. Eli tüfekle caniler, katiller gibi birçok sosyal baskı yapılıyor insanların hakkında. Yani biz bu işi, dededen gelen bir şey bu, babadan, atadan gelen bir spor. Ben çok fazla öldürme taraftarı, vurma taraftarı da değilim. Avımı paylaşmayı da severim. Ben kendi evimde av eti pişirmiyorum. Çoğu avımı kulüpte dağıtıyorum. Ava gidemeyen yaşlı amcalara, ustalarımıza dağıtmaya çalışıyorum. Organizasyon yapıp bir şeyler yapmaya, paylaşmaya uğraşıyoruz. Yani bu gidişat hiç iyi değil. Avcılık hakkında, avcılık konusunda iyi günler bizi beklemiyor. Bu avbis dayatması, avbis sıkıntıları, kota muhabbetleri bizi zor, kötü günlere sürüklüyor. Maalesef son günlerde av hayvanı göremiyoruz meralarda, değil mi Adil Başkanım? Yok, cumartesi pazarı yani verdik. Şimdi kotayı akşamdan alıyoruz. Sabahleyin köpeğimizi, tüfeğimizi arabaya koyup meraya gidiyoruz. Merada kuş yok. Bir bakıyoruz her yer mantar. Adil'le beraber hafta cumartesi pazarı mantar toplam. Artık eskiden böyle arkadaşlar arabaların ön kaput
dediğimiz bölüme işte keklikleri, bıldırcınları, çullukları koyuyordu. Biz değişiklik yaptık. Mantar koyarak resimleri paylaşıyoruz. Ama burada önemli olan avın olmayışının şikayetinden ziyade biz gerekirse akşama kadar mantar da toplarız. Zaten derdimiz şeyi doğayla iç içe olmak. Ben Adil Başkanım'a da çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu avisle ilgili sorun bitmez de ben geçen bir arkadaşımın Sinan Acar Türk ismini de söyleyeyim Alaşehir'de bir yere gideceğim. O geçerken uğradım. Ertesi gün av günü ya Türkiye'nin her yerinden telefon geliyor. TC kimlik numarası işte av belgesi numarası avisten cumartesi pazar kota alması için. Yani eminim ya bana da çok geliyor da sizlere de geliyordur. Bence bu avbis işini bırakalım. Çünkü ben daha hocamın dediği gibi işte bir tane çulluk vurduk. Her gün kota, her hafta sonu kota alıyoruz. İşte kaç tane çulluk vurulacak kota da belli ama çulluğu da göremedik. Vurmuyoruz da zaten. Başkanım da dediği gibi bu avbis işine bir çeki düzen verilsin. Kağıt üstünde böyle işte insanlara da işkence edilmesin istiyorum. İsmim Zafer Coşan. 51 yıldır avcılık yapıyorum. Bunun 48 yılı dernek üyeliği çerçevesinde. Karamsar olmak iyi bir şey değil. Bakıyorum, üzülüyorum. İlk defa içim, gönlüm bu sene rahat. Arkadaşlar ciddi Ankara'ya gittiler. Ciddi insanlarla ciddi muhabbetler yaptılar. Çünkü daha evvelden bakıyoruz, komisyon toplanıyor. Hayatında eline tüfek almamış adam komisyon üyesi. Usulen bir avcıyı koyuyorlar orayı. Onun da sözü ne kadar geçer hiç belli değil. Yine arkadaşların değindiği konuya değinelim. Git gel, git gel perişanlık. Kota mota geç. Geç derken hoş değil. Bir şey vuramıyoruz. Sevgili hocam burada. Nerelere gittik? Neydi gittiğimiz yerin ismi? Kızmaktan unutuyorum. Ispartalı olduk. Isparta'ya gittik. Günlerce dolaş. Çorum, Sungurlu. Evet. Gittik. Perişan olduk o sıcaklarda. Hayret. Ha şey gördük. Orayı maalesef demek hata yapmışlar merkezden. Kum kekliği vermişler orayı. Biz de hocamla hamle yapacaktık. Bereket sağ olsun. Hocam baktı. Allah Allah. Çil kekliği yoktur ya kum kekliği var. Yakalansak vardı biraz çil orada. 1+1 daire parası ödeyecektik kesin. Yanlış mı hocam? Şimdi ben dedim daha evvelden İtalyanları gördüm burada Söke'de ördek avında. O zaman turmur nasıl yapıyorlardı bilmiyorum. Şimdi tur adı altında teke avı yapıyorlar bilmem yapıyorlar. Bitirmişler avlarını. İtalya'da serçe yok diyorlardı. Bakın onların şeylerine. Şimdi mükemmel avları var. İspanya keklik cenneti. Bir ara onlar da bitirmişler. Ama sistem çalışıyor. Sistemin olduğu yerde huzur ve netice olur. Bu işte eğitim ne olur? Büyüklerimizden, kültür meselesinin ne olur? Maalesef gidiyoruz İç Anadolu'ya. Ben bir Karadeniz hariç Türkiye'de gitmediğim av yeri yok. Gittik adam. Şu dikkatimi çekti yalnız. Yerlerini çok güzel koruyorlar. Biz burada sallıyoruz, kızıyoruz ya onlara. Onlar buraya gelse biz daha çok kızacağız. Yani biz daha çok kızacağız belki. Her sevdiğim taraflarından bir tanesi yörelerine sahip oluyorlar. Ama netice Kıbrıs'ta duyuyoruz. Her sene 17 bin keklik kenar mahalle gibi bir yüz ölçümü var. İnsanların karakter şeyi yapmıyorum. 17 bin tane keklik salıyorlar. Bizim burada da saldılar. Çobanlar işte bazı kendini bilmez köylüler değnekle öldürdüler burada işte çok yakında. Benim kardeşim kulüp başkanıydı o zaman. Yetiştirememişler, bakamamışlar. Keklik uçmasını bilmiyor. Tüp yapıyorsun. Bir de yabani hayvanların yediğini düşünün yani. Vallahi karamsarlık dediğim gibi iyi bir şey değil ama inşallah güzel günler bizi bekler. Bundan sonra bizler bir şeyler yaptık. Gelecek olan nesil güzel avlar yapar. Yalnız dikkatimi çeken avın olmamasından dolayı genç üye kulüplerde artık yok. Gelmiyorlar. Nasıl av yok? Ha bunlardan hepsine saygılar seviyorum.
susunuyorum. Biz de hayvanları çok seviyoruz. Tabi bundan hayvan severlerin de şeyi var. Avcıları katil, yok edici olarak şey yapıyorlar. Tanıtıyorlar. O şekilde lanse ediyorlar. Öyle bir şey yok. Avcı doğanın dostudur. İster misiniz böyle bir şey olsun? Piknik yapanları ele alalım. Basit, aklıma geldikçe söylüyorum. Orman bu ya. Piknik yapıyorsunuz, çok güzel. Yangının olmadığı dönemde daha iyi. Toplayın etrafınızda. Askerlikte var şey değil mi? Mıntıka temizliği. Toplayın kardeşim. Ormanlar çöplük halinde. Bizler topluyoruz, inanın. Mesela yemek yiyoruz. Hocam beraber gidiyoruz. İkide bir de hocamı şey yapıyorum. Ve topluyoruz yani. Bir tane bir şey bırakmıyoruz. Bütün dağı şeyle toplayamayız yani. İnşallah sonuçları hayırlı olur. Karamsardım ama umudum arttı. Çünkü olaylara Ankara ciddi bakmaya başladı. Birlikten kuvvet doğar. İşte daha evvelden federasyon çatışmalar, anlaşmazlıklar, anlaşamamazlıklar. Ya tek vücut olalım, bir birlik olalım. Sesimizi herkes duysun. Savaş yapmıyoruz ya. Bir hobimizi tatil günleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizlere de kulak versinler. Hep birlik olalım. İnşallah sonu hayırlı gider. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dedim. Ben Bolcak Avcılar Derneği'nden Aziz Pehlivan. Biz geçen hafta ava gittik Derbent tarafına. Aşağı yukarı 20 kilometre yürüdüm. 5 kişi. 5 kişinin önünden bir keklik, bir tavşan hiçbir şey fırlamadı. Ne denetleyen birisi vardı dağda. Onca belgesiz adam vardı. Yaşları ufak çocuklar vardı dağlarda. Çobanlar vardı. Sağ olsun Soğanlı köyünden baya bir belgesiz adam vardı. Ondan sonra ya bir tane bir şey kalkmadı önümüzden. Ondan sonra biz devam ettik yine. Geldik arabanın başına. 20 kişide bir tane tavşan, bir tane lekeşe vardı. Yani bu bahsettiğiniz kişiler biraz daha açarsak. Bunlar haftanın 5 günü o dağlarda av mı yapıyor? Tabii. Ya çobanın elinde tüfek var zaten. Kopay köpekleri var. Çobanın köpeği olacağı yerde kopay köpek var. Adam onunla av yapıyor orada. Hani bizim de sıkıntımız denetleme yok. Ben ava gidiyorum. Sezon açıldığından beri bir kişi bile benim belgem var mı yok mu diye sormadı. Av biz yokken yılda iki sefer en azından durdurup soruyorlardı. Av yerinde de yalnız. Arabaya gidiyorlar, önünü kesiyorlar arabanın. Belgeler istiyorlar. Dağda değil yalnız. Dağda hiç durduran olmadı. Ama benim sıkıntım denetlemeden yana. Hani biz bu kadar masraf ediyoruz. Şey yapıyoruz. Hani biraz da bunun, bizim halimizi görsünler ya. Çobanın köpeklerinden yana benim sıkıntım çok var. Hani birkaç köpeğimi boğdular böyle. Hani ya adamla aramızda 200 metre mesafe var. Köpeği benim yanımda. Benim köpeğimi tutuyor. Hani benim en çok sıkıntım bundan yana. Bir de kota alma davasından yana. Büyüklerimiz gerekenleri hani arkadaşlarım adına büyüklerimizden çok teşekkür ediyorum. Gereken önerileri ve şikayetleri, dilekleri diyeyim, şikayet demeyeyim. Dilekleri ilgili makamlara ilettiler. Ben sadece bir şey değinmek istiyorum. Bizden evraklardan, pullardan alınan bedellerin karşılığında, hani toplanan bedellerin tamamının onda biri kadar keklik salımlarının artılmasını istiyorum. Mesela örnek vermek istiyorum. Sadece bizim ve çıkarlarımız için değil de bizim bağlı olduğumuz semt, işte yıllar önce üstadlarımız var burada. Yaşları bizden epey büyük. Onların sadece hikayelerini dinliyoruz. Eski tarihlerde Buca avlağı olan avlağımız. Şu an senede Karşıyaka Başkan abimiz bize az önce bunu söyledi ama haftada bir kere, şey pardon, sezonda bir haftada bir gün iki gün denk geleceğimiz, sadece çulluk denk gelirse meralarda onları avlayabiliyoruz. Özetlemek gerekirse toplanan bizim evrak ücretlerinden biraz daha çoğaltılmasını, gerekli illere, ilçelere keklik salımının artılmasını buradan ilgilere rica ediyorum ben. Adım Özgür Pehlivan. 1998 senesinden beri Buca Avcılar Derneği üyesiyim. Aynı zamanda kurucu üyeyim. Beden eğitim öğretmeniyim. Şimdi hep beraber burada
Av nasıl bulur? Av yok, av bulamıyoruz. Meralardan bahsediyoruz ama yani bir de bu işin sağlık boyutu var. Mesleğim gereği konuşmam gerekirse. Müthiş bir efor, müthiş bir spor. İnsan vücudu ne koşmak için ne de yüzmek için yaratılmıştır. Yürümek için yaratılmıştır. Bedenimize çok büyük bir faydası vardır av sporunun. Şimdi insanlar milyarlarca lira paralar döküyor. Spor salonuna kaydediyorlar. Ama yine kendilerinde huzuru ve o sağlığı bulamıyorlar. Öyle bir noktada ki avcılık, av doğa sporu kendi sağlığımızı, bedenimizi tam randımana getirdiğimiz bir branş. Zafer abim biraz önce değindi. Genç avcı yok. Genç kimse yok. Bunlar çünkü teşvik edilmiyor. Olmaması sebebi de yine aynı noktaya geliyoruz. Denetimsizliklerden dolayı meraların boşalması ve insanların bu noktaya teşvik edilememesi. Benim gerek siyasilerden, gerek derneklerden ricam, büyüklerimin dedikleri gibi meraların potansiyelinin artırılması, genç arkadaşlarımızın avcılık branşına, avcılık sporuna yönlendirilmesi. Teşekkür ederim. Ali Tertemiz Hava, Buca'nın aktif bir üyesiyim. Benim sizlere anlatmak istediğim bir nokta var. Şimdi cumartesi, pazar ve çarşamba günleri avcılık yapıyoruz. Hafta sonu çalışan kardeşlerimiz var. Cumartesi, pazar. Bunlar ne zaman av yapacak? En önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani cumartesi, pazar çalışan insanın av yapma hakkı yok mu? Bütün avcılarımızın bu konu hakkında yani gerekli noktalara baskı yapmamız gerekiyor. 31 madde içerisinde var mı hocam? Yani madem haftada 3 gün bize avlanma hakkı veriliyor, bizim işimiz icabı. Günün artması mak kararları kapsamında değerlendirileceği söylendi. Bunu yani bu isteğimizi dile getiriyoruz. Hayırlı akşamlar. Ben Buca Avcılar Derneği'nden Kemal Avcı. Benim şikayetim Abistan ve Koto'da benim şikayetim de şu. Şimdi örneğin Çeşme Devlet Avlaklarında kınalık ekliğimiz kapanmış oluyor ve bazı avcılar başka kota üzerinden burada keklik avı yapıyorlar. Evet. Benim şikayetim de buradan yani. Atıyorum domuzdur, tavşandır veyahut da çulluk kotası alıp keklik vuruyorlar. Ve ben bunlara da şahit olmuşumdur orada. Milli parklara da bunu dile getirmişimdir. Birebir orada. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Kemal arkadaşımız haklı. Biz Ankara'da bunu dile getirdik. Çeşme Yarımadası'nda, Karaburun'da, Çeşme'de bıldırcın kotası verilmemesiyle ilgili sözünü aldık. Bu da MAK'ta, hocam da katıldı. MAK kararlarına elinden geleni yapacaklarını söyledi genel müdürlük. Domuz ve bıldırcın kotası, üvey kotası verilmeyecek. Sadece keklik zamanı av açılacak. Bilhassa keklik avının kekliğin olduğu bölgelerde kesinlikle bıldırcın ve domuz avına müsaade edilmeyecek. Sadece keklik avı açıldığı zaman İşte insanlar haklısın, muzdaripsin. Bıldırcın avı kotası alıyor, keklik avlıyorlar. Daha şey açılmadan, keklik avı açılmadan çok keklik vurulduğunu şahit oluruz, duyuyoruz. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne de çok şikayette bulunduk. Haklısın onda. Ankara'da bu dile getirildi. Büyük bir ihtimalle bu önümüzdeki MAK kararlarında kekliğin olduğu bölgeye bıldırcın ve domuz kotası verilmeyeceğini sözünü verdiler. Şimdi İzmir'de keklik avladığımız sahalar korunması lazım. Çünkü başka bir yerimiz yok. Hani Ege Avcısı, ben bu konuda Ege Avcısı'na gerçekten üzülüyorum. Eskiden buralarda daha çok keklik olduğunu herkes canlı şahit olmuştur yani. Maalesef bu Avbis ve Koto olaylarından dolayı buralarda kekliğimizin iyice azaldığını gördük. O da dediğim gibi keklik açılmadan bıldırcın kotasında oralarda palasken kekliğimizi vuruyorlar. Ve artık kapandıktan sonra başka av üzerinden kota alıp tekrar kekliğimizi orada vuruyorlar. Bu hayvan ne zaman toparlanacak orada? Yani bu kaçak avcılığa giriyor yani. Ve avımız da burada eksilmiş oluyor çoğalacağı yerde. Bence yani bu
konulara el atılsa, kekliğimiz korunsa birazcık daha iyi olacağını inanıyorum. Herkese teşekkür ederim. Evet Hasan Başkanım, sizinle bir söyleyeceğim bir konu var. Abicim ben bununla ilgili yine Kemal arkadaşımıza katılıyorum. Devlet yetkililerinden de özellikle biz rica ediyoruz. Bu Çeşme ve Buca'da da daha böyle bir örnek keklik salımı yapıldı 2000-2001 yılında. Aşağı yukarı 1000-1200'ün üzerinde Oktay arkadaşımız zamanında, başkanlığı zamanında 1200-1300'e yakın zannediyorum keklik salındı. Fakat o günkü şartların uygun olmadığı, köylünün pek bilinçsizce, biz de fazla takip edemedik. Milli parklardan da fazla o zaman destek alamadı. Yeniydi bu uygulama. Fakat şimdi bundan sonra önümüzdeki yıldan itibaren devlet yetkililerine sesleniyoruz. Özellikle kekliğin olduğu bölgelere, bilhassa orman dikim sahaları yanlış ağaçlandırılıyor. Zannediyorum kekliğin en büyük azalmasının, doğada azalmasının sebeplerinden biri de bu. Yanlış, sürekli çam dikiliyor. Diğer ağaçlar, makelik alanlar kaldırıldı. Sürekli çam ağacı, orman adı altında, işte orman dikiyoruz, ağaç dikiyoruz adı altında. Keklik alanları tamamen maalesef, üzülerek belirtiyoruz. Keklik alanları azaldı. Çeşme Devlet Avları'na yine de yetkilerde rica ediyoruz. Özellikle Çeşme, keklik salımı diğer illerde, Türkiye'nin değişik illerinde keklikler salınıyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl programlarını alırlarsa çok seviniriz. Şimdi Avbis'le ilgili bir enteresan bir olay daha var. 31 Ocak tarihinden itibaren vizesini yaptırmayan, harcını yatırmayan, vergisini yatırmayan 1 Şubat'tan itibaren avlanma izni, kota alamayacak. Alamıyor yani. Artı bir de bu avcılık nasip işidir. Gelin ata binmiş, ya kısmet demiş, ya nasip demiş, o hesap. Ben şimdi bıldırcına kota aldım, gittim. Keklik kalktı önümden. Zaten senede bir defa iki defa keklik görüyor. Vurdun, cezalı durumdasın. Keklik avına gittin, nasip önünden bir tavşan fırladı, vurdun. Gene cezalı durumdasın. Yani bu avcıyı sınırlandırmak, kota koymak çok saçmalık, yanlış bir şey. İki yerine dört tane hayvan seçeneği olsa belki de... Şimdi avlakta ayrı ayrı iki avlakta ikişer çeşit seçme hakkım var. Yani atıyorum Buca Devlet Avlağı'na bıldırcınla keklik. Kısık Devlet Avlağı'na da üveyikle domuz kotası alabiliyorsun. Dört çeşit hayvan kotası alabiliyorsun ama... avlaklar farklı. Yanlışlıkla Buca'da avlandan çıktın, öbür avlığa geçtin, gene suçlu durumdasın. Sınırı geçtiğin için. Yani il genelinde bölmüşler, parsel parsel avlak yapmışlar. Ben şimdi sürekli onu internetten, GPS'ten takip edip şey yapamam ki, gidemem, bilemem yani geçtiğimi. Buradan öteye geçtiğin zaman diğer avlığa geçtin, orada bir tane bıldırcın vurdun. Milli parklar denk geldi, cezayı yedin. İki defa ceza yedin, avlanma belgen iptal oldu. Denetim mekanizması çok zayıf. Denetim elemanı az. Biz pulunu, vergisini ödeyen avcılar haklı olarak 153 bin kişiymişik bakanlıktan aldığımız sayı bu arkadaşlar. Ben de zannediyordum ki bu sayı almadan önce birkaç milyon kişi, işte 300 bin lirala çarp dünya para değil yani. Ben burada yine bir avcı abimizi rahmetle anıyorum. Rahmetli Nihat Tok abimiz vardı. Böyle bir kar yağdı, işte yasak her yere falan. Şikayet ederdi. Hava gitmezdi ama, yasaksa gitmezdi. Hocam diyordu bana, kanun dürüst insanlara çıkıyor hocam diyordu. Bak bana gitmeyeceksin hava diyordu, gitmiyorum diyordu. Ama eline tüfeği kapan, şimdi kar yağdı av boldur diye dünya kadar ruhsatsız avcılar kulübüne gelmeyen insanlar var gidiyor. Şimdi bunları niye yakalamıyorsunuz madem diye şikayet ederdi. Bir daha rahmetle anmış olalım. Yani denetim mekanizması çok önemli. Denetim, denetim, denetim. Askeri bir söz var, düstur. İtimat kontrole mani değildir diyor. İtimat. Benim vatandaşım yapmaz. Yok böyle bir şey zaten de. Yani mutlaka kontrol edilecek. Yoksa denetim olmadığı zaman işte bu avı da göremiyoruz vesaire. Çağdaş eğitimin temel düsturlarından biri, nasihat etme, model ol diyor. Biz de şikayet, şikayet, şikayet ama örnek olamıyorsak o zaman bizim de söz söyleme hakkımız olmaz. O sebeple avcılar dernekleri, sivil toplum örgütleri çok önemli. Buralarda bir kültür veriliyor. Gençleri davet ediyoruz, gençleri getiriyoruz. Bunlarla ilgili sıkıntılar da var.
avda kamuflaj giydi diye çocuğu kamuflajlı pantolonlu diye ceza kesilmiş kişi var Ankara'da. Şu an mahkemede kendisi. Mahkemeye var. İyi de bu biz torbacı dediğimiz bizim tabirimizle avcıların esasında o çantacı dedikleri, çırak dedikleri nasıl yetiştireceğiz gençleri? Gençleri kötü yollardan, kötü alışkanlıklardan nasıl kurtaracağız? Nasıl spora alıştıracağız bu gençleri? Öldürmeden bahsetmiyoruz. Avcı zaten avı korur, hayvanı korur. Hayvan sevgisi, tabiat sevgisi yoksa o adam avcı değildir. Son sözüm de şu olmalı. Biz avcılar cani değiliz. Şöyle bir örnek vereyim. Trafik canavarları var, ehliyetleri var. Her türlü melaneti, kazayı yapıyor, alkollü araç kullanıyor, kaza yapıyor, insan öldürüyor. Öyle değil mi? Peki bütün şoförleri kötülüyor muyuz? Bütün şoförler trafik canavarı diyor muyuz? Diyebilir misiniz? Hayır. Bütün avcılar da cani değil. Avcı geçinen, eline tüfek alan, devlete harcını, ne bileyim yatırmayan, vergisini vermeyen, iznini almayan, sertifikasını almayan, sadece eline tüfek alıp hayvan öldürenleri avcılarla hiç kimse karıştırmasın lütfen. Ben daha fazla sözümü uzatmak istemiyorum. Özellikle Av TV'ye sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlara ve değerli izleyicilerimize de, ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli Av TV seyircileri, değerli misafirlerimiz, katıldığınız için, buraya kadar geldiniz, mesai harcadığınız için çok teşekkür ederim.